Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ziraat Odası'nın öncülüğünde ilk kez ekimi gerçekleştirilen tohumluk mısırın hasadı yapıldı. Tohumluk mısırda 12.000 ton rekolte bekleniyor. Yaptığımız alternatif ürün çalışmalarına ek olarak şimdi de Alacalar Mahallemizde tohumluk mısır ekilişi yaptık. Özel bir firmayla sözleşme yaparak Ziraat Odamızın öncülüğünde yaklaşık olarak 400-300 dekar alanda bir ekilişimiz oldu. İlk defa böyle bir deneme yapılıyor. Bugüne kadar hep düşünülmüştü ama bir türlü fırsat bulunmadı, imkan bulunmadı. Nasip bu yılaymış. 300 dekar alandan yaklaşık biz 400 dekarında 400 kilo verim alabileceğimiz bir çeşidi ektik. İşte ne yapar? 12 ton bir ürün bekliyoruz 3 dekar yerden. Bunlar hibrit tohum olarak çıkacak. Yine bir sonraki yıl diğer mısır ekicisi çiftçilerimize firma tarafından satılacak diyoruz. İlk kez ekilen tohumluk mısırdan elde edilecek gelir çiftçiler tarafından yeterli bulunursa önümüzdeki yıllarda da tohumluk mısırın ekimine devam edilecek. Çiftçilerimiz eğer bu 400 kilo ortalamayı tutturursa bizim hesaplarımıza göre dekar başına yaklaşık 10.500 lira bir gelir elde edecekler. Sözleşme yapmış olduğumuz firma çiftçilerimize tohum desteği verdi, gübre desteği verdi, dekarında 1500 TL avans desteği verdi. Bunlar tabii ki üretim maliyetleri açısından bizim çok işimize yaradı. Çiftçimizi biraz daha rahat ekiliş yaptırdı. Şimdi de Allah nasip ederse ortalamayı tutturursak alacak olduğumuz bu 10.500 liralık bedel içinde verilen bu masrafta yine o günkü bedeller üzerinden kesilecek, herhangi bir faiz falan olmayacak üzerine. Eğer çiftçilerimiz bu ekilişten memnun olursa bu önümüze yıl katlanarak artar. Ama memnun olmazlarsa yapacak bir şeyimiz yok tabii ki. Denemiş oluruz, aklımızda kalmamış olur. Denedik, gördük, olmadı deriz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben yapılan bu hasadın Alacalar köyümüzdeki çiftçilerimize, sözleşme yapmış olduğumuz firmamıza ve ziraat odamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çiftçilerimizin yüzü bol bol güler, bereketli kazançlar olur. Onlar kazanırsa, yani çiftçilerimizde olursa herkes de olur, hepimizde olur. O yüzden önce çiftçilerimizde olsun, sonra bize nasıl olsa olur.